Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda ekledikleri fotoğraflarla dikkat çeken, Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasında yeni bir aşk mı doyuyor sorusunu akıllara getirmişti. Ayrıca uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan, Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyeti ayrılığın nedeni Kerem Bürsin mi dedirtmişti. Bunun akabinde biz de bugün Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşk mı yaşıyor yönündeki iddialarını sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığı birçok insan için sürpriz olmuştu. Beklemediğimiz bir anda gelen bu ayrılıktan sonra Hande Erçel kendini işine vermişti. Daha sonra ise Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un bir hayranıyla yeni bir aşka yelken açmasının hemen akabinde tüm gözler Hande Erçel'e çevrilmişti. Hande Erçel Murat Dalkılıç'tan sonra yeni bir aşka başlayacak mı, başlamayacak mı derken, akıllara hemen Hande Erçel'in yeni dizisindeki partneri Kerem Bürsin gelmişti. Durum böyle olunca yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Üstelik Hande Erçel, sosyal medya hesabına sık sık Kerem Bürsin ile beraber çektikleri videolar ve resimler eklemekte. Aslında Kerem Bürsinli, Hande Erçelli çekilen bu resimler ve videolar elbette dizi setinde çekiliyor. Ama Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açmasının hemen üzerine, Hande Erçel'in de Kerem Bürsinli fotoğraflarını sosyal medya hesabına sürekli eklemesi, acaba ikilinin arasında aşk mı var dedirtiyor. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor, sizler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Bize göre Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında şu anda herhangi bir aşk bulunmamakta. İkilinin arasında arkadaşlıktan başka bir ilişki yoktur. Çünkü Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu anda birbirlerine değer veren çok yakın iki set arkadaşıdır. Fakat onları birbirine yakıştıran çok kişi var. Ancak şu anda sadece çok iyi arkadaş olmuşlar. Üstelik Sen Çal Kapımı dizi setinde hem birbirleriyle keyifli zaman geçirmekte hem de bir yandan da dizilerinin tanıtımını yapmaktalar. İlla ki bu tür arkadaşlıkları aşk üzerinden mi değerlendirmek lazım? Demek istediğimiz, bir kadın ve bir erkek, projelerinin tanıtımı için yakın gözükebilir, hatta çok yakın iki arkadaş da olabilirler. Ayrıca bu tür arkadaşlıkları normal karşılamak gerekmeli, kesinlikle aşk meşk durumlarına karıştırmamak lazım. Üstelik Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara şu şekilde cevap vermişti. İşimiz gereği yapmamız gerekenler var. Öpüşme sahnesini setten birinin habersizce çekmesi hiç profesyonel değil. Maalesef böyle bir şey oldu. Sizler bunu anlayıp, destek vermeniz lazım, açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca öpüşme sahnesinin, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ayrılmasına sebep olduğu iddiaları hakkında da konuşan Kerem Bürsin, aşk söylentilerine son noktayı koydu. Yakışıklı oyuncu, bu iddialar çok saçma. Bununla alakalı bir şey demem yanlış. Şundan eminim, Murat da çok profesyonel bir sanatçı. Dediğim gibi işimizi yapıyoruz. Öyle bir sahne senaryoda yazıldığı zaman bizim de bunu hayata geçirmemiz lazım. Ayrıca yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerekmekte. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek. Yorumlara bakmıyorum, o yüzden üzülmüyorum, ifadelerini kullanmıştı. Gazetecilerin, kalbiniz boş mu sorusuna oyuncu, kalbim şu anda yaptığım işe ve aileme açık. Özel hayatımızda özel bir aşktır. Öyle bir şeyim yok, cevabını vermişti. Mor. Ya bu mor mu? Şu an eksiyle başladı. Yeşil. Değil. Ne? Nedir? Neden mor olsun en sevdiğim renk? Nedir? Kırmızı. Hayır değil. Allah Allah, renk kalmadı, hangisi? Su yeşili. Yeşil dedim zaten. Ama bunu konuşmuştuk. Su yeşili ne? Hiç konuşmadık. Bunu tamam, konuşmuştuk. Tamam, bunu ben unuttum. De sıra, tamam. 1-0, sen öndesin. Evet. Doğum günüm nedir? Bunu kutladık ama yani. Ama nedir? Söyle. Bir dakika, yanlış söyle. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle, doğum günüm. Bunu kutladık biz. Ama. Setteydik biz. Nedir? 14 Haziran. Yanlış bir şey yaptım. Yanlış. Ama kaç? 4 Haziran. Ya 14 ile 4, bunun farkı yok. Senin doğum... Seninkini tamam. Hatırlamışım. Sen sıra. Tamam, benim doğum günüm ne? Peki aynı soruları sormak zorunda değilsin. Başka soru istemiyorum. Peki tamam, senin... Üstüme gelmeyin. 24 Kasım senin doğum günün. Şu an birbirimiz. Okey. Şimdi sıradaki soru.
sen de. Sen sor. Mesela. Ne sorayım? Biraz yardımcı olun. Ben biliyorum. Bugüne kadar çalıştığın en sevdiğin partner kim? Ya bunu soramazsın yani. Bugüne kadar çalıştığın en sevdiğin partner kim? Okey, tamam. Gerçekten önemli değil. Ben yani biz zaten bir aydır çalışıyoruz. O yüzden yani hemen daha kaynaşmamız mümkün değil. Ya tamam, en sevdiğim partner sensin. Yes, okey, güzel. Evet, senden cevabını alalım. Niye aynı soruları bana soruyorsun? Ama aynısı olmak zorunda çünkü önemli bana sorular soruyorsun. Hangi sporla uğraşmayı seviyorsun? Hayır, bana spor. Şu an en sevdiğim partnerimi açıklamak zorunda. Şöyle, her partnerimin yeri ayrı. O yüzden hepsi çok özel. Bu kadar güzel politik bir cevap olamaz. Bir şey söyleyeyim. Okay. Life'a değiştin. Bir şey oldu sana. Nasıl? Bayağı bir daha şey. Daha tatlı oldun değil mi? Bir şeye dönüştün yani. Biliyorum, daha tatlı oldun. Live'larda genelde ne zaman bitecek? Evet, ne zaman bitecek? Kaç dakikamız var? Biz kaçta başladık bunu? Beni provaya alacaklar. Niye? Okey, tamam. Hadi o zaman bir soru alalım. Hadi alalım. Partnerlerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuzla alakalı sizden bir soru bekliyoruz. İngilizce veya Türkçe veya Arapça. Çünkü sen Arapça biliyorsun. Tabii canım. Okey. Nereden soru alınıyor? Ama orada bu yazmaları mu? Gerekmiyor mu? Bu değil mi? Bilmiyorum. Sizce güzel görünüyor mu? Kedi mi köpek mi? Cevap bu. Köpek. Kedi mi köpek mi? İkisi de özel ya. İkisi de özel benim için. Hepsi değerli. Okey. Bir dakika, bir şey soracağım. Daha önce kimse karavanından live yaptı mı? Hayır, bu ilki Kerem başlattı. Yok, biz birlikte başlattık lütfen. Challenge. Ama bunu devam ettireceğiz. Yok, bu zaten her gün olmaz da. Sizlerde gerçekten... Sizlerde gerçekten... Neyse, onu tamam. Samimim şimdi biraz. Evet, o çok büyük ve büyümüş, saçma bir konu. Hadi sorum. İsmail Ege ile ikinci kez aynı dizidesiniz. Ne düşünüyorsun? İsmail çok tatlı biri. Gerçekten. Ege çok tatlı. Benim de ikinci dizim yani. Bu arada. Sağ ol. Yani sağ ol. Ben de varım. Yani. Şaka yapıyorum. En sevdiğiniz repliğiniz. Seçelim mi bunu? Ben başlayayım. Senden nefret ediyorum. Serkan mı? Duyduğunuz karşılıklı hanımefendi. Arkadaşlar çok susadım ve bunu içmek zorundayım hocam. Evet, reklam yapmak seviyoruz ama ne yapayım ya? Gerçekten böyle bir şey. Ne yapayım? Bunu evet. Olmaz o şu an. 3 tane eşit. Yani ver. Okay, come on. Gerçekten ciddileşeceğiz. Bunu okumalısın. Wow. Sen bunu cevaplar mısın? Değil. Gerçekten öyle miydi? Değil. Ama ne olduğunu zaten söylemedi şu an. Ama bak. Neden böyle sorular var? Bulamıyorum. Okey. Birbiriniz hakkında duyduğunuz, çok şaşırdığınız şey. Fuck it. Karam ile çalışmak. Karam yemeği. Kerim'in hangi hali? Let me put is your favorite scene after these four episodes. Okey. Peki bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Eğlenceli yorumlarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.